İlimizi ve odamızı tekrar şereflendirdiğiniz için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. İş dünyasının önünü açacak ve yıllık kalkamaması, deprem sonrası, mağduriyetlerin giderilmesinde ilimiz açısından menfi bir durum oluşturmakta ve daha da kararlı kılmakta. Devletimizi üretime ve istihdama yönelik destek üzerinizde olduğunu ama Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeriyle Gaziantep'in İstasyon'un durumunda milletinizi, yüreğinizi derinden yaralayan, ömrünüz boyunca hafızanızdan ve kalbinizden izleyen olarak biz de diğer tüm kurullarımız gibi liderimiz, Cumhurbaşkanımız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dönüşümünde mersul elimizle vatandaşlarımızın ve yaşayacağımızın sorunlarıyla mücadele noktası. Bizim için çok önemli bir destektir. Özellikle kamu hizmetlerinin yönetimimiz sürecinde. Malumunuz olduğu üzere geçtiğimiz yıl takvimler 6 Şubat'ı gösterdiğinde tarifi imkansız bir felaketle karşı karşıya kaldık. Yaşadığımız Kahramanmaraş merkezi depremler 11 ilimizde yıkıma ve can kaybına sebebiyet verdi. İki büyük depremle sarsıldık. 24 Ocak ve 2020'de Sivrice depremi biliyorsunuz Elazığ'da önemli bir tahribata yol açtı. Biraz önce söz ettiğim 6 Şubat 2023 Asrın felaketi depremleri gerçekten de değerlendirdiğimizde etkisi ve kapsadığı alan açısından bize derin izler bırakmaya hala günümüzde de devam ediyor. Ve felaketin yaşandığı ilk andan itibaren sizler de şahit oldunuz. Devletimizin tüm organları üzerine düşen görevi yerine getirdi ve hala yerine getirmeye de devam ediyor. Sivil toplum kuruluşlarımız bir an bile düşünmeden elini taşın altına koydu. Sizler, iş dünyasının değerli temsilcileri de şehrinizin fedakarlıkla bu ihtiyacını karşılamak için çaba gösterdiniz. Milletimizin her bir ferdinin verdiği destekler ise asrın felaketini, asrın birlikteliğine ve asrın dayanışmasına dönüştürdü. Binlerce şükür. Ben sizlere de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun. Bu yüzden sizlerin huzurunda bir kez daha ilk günden itibaren deprem bölgesine destek veren aziz milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Allah onlardan ve sizlerden de razı olsun. Yüce Rabbim'den milletimize yüreğimizi derinden yaralayan, ömrümüz boyunca hafızamızdan ve kalbimizden izlerini silemeyeceğimiz o karanlık günleri tekrar yaşatmamasını niyaz ediyorum. Bu vesileyle bir kez daha depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Değerli hemşehrilerim, Elazığ milli iradenin kalesi olan bir şehirdir. Devletine, liderine, davasına her zaman olduğu gibi Türkiye yüzyılı seçimlerinde de sadakatle bağlı kalmış bir şehrimizdir. Biz de bizlere duyduğu bu güveni boşa çıkarmadık binlerce şükür. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak biz de diğer tüm kurumlarımız gibi liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde asrın felaketinden etkilenen vatandaşlarımızla ilgili üzerine düşeni yapmak için gayret ediyoruz. Depremin çalışma hayatı üzerindeki olumsuz etkisini kaldırmak, istihdam süreçlerinde ortaya çıkan problemleri çözmek için ilk andan itibaren deprem bölgesinde olduk ve gerekli tedbirleri aldık. İşkur, SGK ve Sosyal Güvenlik Merkezi personelimiz de vatandaşlarımızın ve iş dünyamızın sorunlarıyla mücadele noktasında diğer illerimizde olduğu gibi Elazığ'ımızda da sorumluluktan kaçınmadık. Deprem bölgesi genelinde uyguladığımız politikayla deprem sonrası yarı yarıya düşen istihdam oranını tekrar eski seviyesine yükselttik. O hal ilan edilen illerimizde toplum yararı programında 9 ay olan çalışma sınırını değerli arkadaşlarım 24 aya yükselttik ve programdan tekrar faydalanmama kuralını ve ilkesini kaldırdık. 3 ay olan kısa çalışma ödeneği süresini de 6 aya uzattık. Buradan Sayın Valim ifade ettiler, toplum yararına çalışma programları bizim için çok önemli bir destektir. Özellikle kamu hizmetlerini yerine getirme sürecinde Elazığ'ımızdan talebi olan 500 TYP yerine
Biz bu rakamı 750 olarak güncelledik. Elazığ'ımıza hayırlı olsun inşallah. Yalnızca depremden bu yana değil, AK Parti olarak iktidara geldiğimiz ilk günden itibaren bakanlık olarak tüm birimlerimizle şehrimizin çalışma hayatına ve kalkınmasına katkı sundu. İşkur aracılığıyla değerli arkadaşlarım 2002 yılından bu yana özel sektörde ve kamuda Elazığ'da 85 bine yakın vatandaşımızı işe yerleştirdik. Bunun yanı sıra aktif iş gücü programlarımızla hem iş gücü piyasalarımızın ihtiyaçlarını tespit ediyor, hem de vatandaşlarımızın nitelik kazanması, daha kolay iş bulabilmesi için kurs ve programlar düzenliyoruz. İhtiyaç duyan vatandaşlarımıza iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerini sunuyoruz. Toplum yararına program kapsamında vatandaşlarımızın iş gücü piyasasına uyumlarına katkı sunuyor ve geçici gelir desteği sağlıyoruz. Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarımıza 40 binin üzerinde Elazığlı kardeşimizi TYP'den faydalandırdık. Devletimizin tüm organlarıyla deprem bölgesinde verdiğimiz sözleri yerine getirebilmek için gece gündüz çalışıyoruz. Nitekim Şubat ayı içinde 46 bin konutu depremzedelere teslim ediyoruz. Elazığ'ımızda da 2 gün evvel 2555 vatandaşımıza güvenli ve sağlam konutları teslim ettik. Bu vesileyle evini teslim alan vatandaşlarımıza evleri, yeni yuvaları hayırlı uğurlu olsun inşallah. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan nasıl diyorsa yaptık bitti düşüncesiyle değil, milletimiz için her zaman daha iyisini yapmalıyız anlayışıyla hareket ediyorsa değerli kardeşlerim, bizler de onun yol arkadaşı olarak aynı düsturu kendimize şiar ediniyoruz. Hamdolsun ki AK Parti olarak iktidara geldiğimiz ilk günden itibaren yaptığımız çalışmalarla milletimizin zihninde yaparsa yine AK Parti yapar şeklinde net bir ifade yerleşmiştir. Asrın felaketinden kısa bir süre sonra gerçekleştirdiğimiz Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimlerinde de milletimiz Cumhurbaşkanımıza, AK Partimize ve Cumhur İttifakı'na duyduğu güveni net bir şekilde göstermiştir. Aziz milletimiz doğru adamla yola devam diyerek liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bir dönem daha yetki vermiştir. Sürekli temas halinde olduğumuz ve fikir alışverişinde bulunduğumuz için iş dünyamızın, siz değerli fertlerinin de Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize olan güvenini biliyoruz. Bu güveni boşa çıkarmamak için çalışmalarımıza titizlikle devam ediyoruz. Bundan önce olduğu gibi önümüzdeki süreçte de İşbirliğimizi küçük bir şekilde sürdürerek Türkiye yüzyılını hep birlikte üretimin ve kalkınmanın yüzyılı yapacağız. Değerli misafirler, kıymetli katılımcılar, Türkiye yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda hükümet olarak iş dünyasıyla tam uyumlu şekilde hareket ettik ve etmeye de devam edeceğiz. Bu işbirliğine sunacağı katkıyla güç verecek bir başka paydaş ise hiç kuşkusuz yerel yönetimler. Bu bağlamda belediyelerimizin de hükümet ve iş dünyası ile tam bir uyum içerisinde çalışma zorunluluğu bulunmaktadır. Yalnızca depremden bu yana